Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dünyada, yani dünyaya gelmekteki en büyük nimetlerden bir tanesi de İmtihan olmaktır. İmtihan olmaktır. Yani bu donanım haiz olmak. Sığırlar imtihanı olmuyor. Sığırların imtihanı yok. Direkt cennete gaye olsaydı insanın, cennet gibi bir gayesi olsaydı, sığır olarak yeterdi yani. Çünkü sığırların cehennemi yok. Biliyorsunuz değil mi hani, İsa'da geçiyor. Hayvanların ruhları bakidir. Tamam mı? Bir tane ceset yaratılır. Bütün ruhlar. Sırdan bir tane, kediden bir tane vesaire. Zaten oradaydık. Adem babamız oradaydı. Gaye o değil. Gaye cennete gitmek değil. Ama bir şey aktif etmek için baba, babasınız çoğunuz. Oğlum bak, Kur'an'a çık, bisiklet alacağım. Bu lazım. Ama büyüdüğü zaman he Allah rahmet etsin ya babamdan ya. Bisiklette şeyden ne kadar uğraştı peşime. Hey mekanın cennet olsun. Şimdi Kur'an okuyorum ya. Şimdi bu yaşta bu kafayla Kur'an'ı çıkarsam bisiklet alırım diye bir gayes olur mu? Ha demek ki her yaşın doğruyu yapabilmesi için bir yöntem kullanılıyor. Mesela derse yeni gelenler için arkadaşlar cennet var, cehennem var ona göre. Ama kitap okuyanlar için söylüyorum. Şöyle bir kere külliyatı bitirenler için böyle bir şey yok aleminizde. Böyle bir şey silin. Bizim hedefimiz Rıza İlahi. Cennetten üstündür. Dahi. Bizim cennete girecek böyle bir dava için gelmedik. Biz buraya Rıza İlahi kazanmak, kendimiz, kendi yapımızı, sistemimizi aktif etmeye, kendimizi inşa etmeye geldik. İnsana bu yakışır. Ben bu dünyaya bina yapmaya gelmedim. Binanın içindeyim. Biz cenneti değil, cennet insana hizmet edendir. Hizmet mahallidir. Hizmet alan insandır. İnsan gayi maksadı Risale-i İlahi olmalı. Allah yani. Allah ya. Allah'tan bir şey istersin. Ama Allah değildir o. Biz Allah isteyeceğiz. Allah'ın Celle Celaluhu Ahmet bin Hanbel'e söylediğidir. Allah'ı gördüm dedi Ahmet bin Hanbel. Şaşırdım. Ahmet ben de ne istiyorsun bana dedi diyor. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. Sonra kendisi dedi ki sen benden bir şey isteme. Benden bir şey istersen o ben değil, bendendir. Sen beni iste. Tamam. Şimdi onunla alakalı bir yere okuyacağım. Onunla alakalı. Tamam mı abiler? Ön malzemeleri yaptık mı? Yaptık. Demek ki insanın maksadı alası, yani kendini tanımak, tanımlamak ve Rıza-i İlahi gayi maksat yapmak. Cehennem, cennet hedefi olanın cehennem endişesi olur. Cenneti hedefi olanın cehennemde endişesi olacak zaten. Cehennemden beterdir Allah rızasını kaybetmek. Şu alem çendan fanidir. Bak, şu alem çendan fanidir. Bak arabada konuştuğumuz gibi. Eğer ilim netice olsaydı ve alleme, Adem'e esma-i külliha. Adem o hataya düşmeyecekti. Çünkü ilim talim olundu. Sadakat sorunu var. Sadakat. Bak, şu alem çendan fanidir. Tamam. Fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Yani bu alem fanidir. Ama
baki bir alimi levazımına yetiştiriyor. Mesela Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmeyip cennette kalsaydı, var olsaydı zaten oradaydı, cennetin cennet olduğunu bilemeyecekti. Bilmediği gibi. Buradan baktığımız zaman cennet hakkında düşüncelerimiz var. Bakidir, ebedidir, şöyledir, böyledir. Ama buradan bakıldığı zaman öğretilendir bu öğreti. Cennette Adem Aleyhisselam'ın aldanmasına sebep, sen bunu yersen beka bulacaksın burada. Demek ki beka bulacaksın dendiğine göre fani zannediyor. Yani oraları tanımlayacak, oraları alemimizde inşa edecek alim-i kevni fesat denilen şu sistem lazım. Bu cihetten dünya baki bir hayatımızın çekirdeğidir. Çok mühimdir, cennetten üstündür bu noktadan. Burası. Çünkü ezeli ve ebedi hayatımızın çekirdeği, zemberi bu dünya. Kainatın başkentidir bu dünya. Haşa, tabiri caizse kainat sisteminin patronudur Cenab-ı Hak. Sistemin patronu, sahibi. Kainatın da başkenti dünyadır. Cennet değildir. Çünkü orayı tanımlayan, tarif eden, insanı aktif eden burasıdır. Bunu da yapan tekliftir, imtihandır. İmtihan ne kadar büyük nimettir. Sadakat oradan çıkacak, adalet çıkacak. Değil mi? Rıfk, hilm, ilim buradan çıkacak. Bu alem ya o kadar değerli ki. Cennet burada anlaşılıyor, inşa oluyor. Diyor ki şu alem çendan fanidir, tamam. Fakat ebedi bir alemin levazımatını taşıyor, yetiştiriyor. Cennette olsaydık, cennette olduğumuzu bilemeyecektik. Onun kadar eksiklik ne olur? Cennettesin, netice değildir o. Cennette olmak, netice değildir. Cennette olduğunu bilmiyorsun ki. Cennette olsa ne olur ki? Çocuk lüks yaşanıyor değil mi? Elden ele dolaşıyor. En iyi yemekler yeniyor. Haberi var mı onun? Yok. Ben öyleydik işte. Onun için klimalar çalışıyor. Mamalar, teyzeler, ablalar, dayılar, amcalar, babalar elden ele dolaşıyor. Haberi var mı? Yok. Sen yapsan ne olur? Sen biliyorsun. Onun aleminde böyle bir şey yok ki. Böyle bakılıyorum diye haberi var mı? Cennette böyle bir şeydik işte. Çendan zahirdir şu dünya. Geçicidir bu dünya. Fakat baki meyveler veriyor. Aynı isamet ya insan. Ve bu aynı isamette inşa eden insanın inşa olması için malzeme yetiştiriyor dünya. Ama gördüğümüz gibi değildir tabii. Şu alem, mesela siz bu bardağa bakıyorsunuz veya bir elmaya, armuta, kediye, köpeğe. O bizim gördüğümüz gibi değil. Bir bir üzerine bindirilmiş hakikat mecmuasıdır. Yani mesela bir elmada koku var, renk var, tat var, kimyasal, fiziksel yapılar var. Aynı yerde. Bir kabloda elektrik var. Orada sesler gidiyor, görüntüler gidiyor, web sayfaları gidiyor. Bir sürü şeyler gidiyor. Aynı kablo. Odun. Dumandır, nurdur, ısıdır, ışıktır, küldür. Renklerdir, dalga boylarıdır. Odun gözüküyor. Bu dünyada böyle işte. Mesela kaplıca suyu. Sudur. Ama ne kadar element var. İç baktığın zaman. Zahirde gözükmüyor. Bu dünya fanidir, zahirdir, geçicidir. Fakat baki meyveler veriyor. Burada tanımlanıyor cennet. Bak Adem Aleyhisselam bak. Bulu çağını yaşamadı. Çocukluğu yaşamadı. Tepeden girdi. 33 yaşından girdi. Tepeden girdi yani. Çocukluğu geçirmedi. Ve peygamber ruhu, peygamber donanımı ve ilim talim edilmiş. Ve alleme Adem'e esma-i külleha. Talim edilmiş. Böyle bir peygamber cenneti anlamlandırıp kendisini ihya ve inşa etmek için dünyaya gönderilmiş. Hikmeti neydi diyor usta da. Kendisi 13. lemada şey yapıyor. Adem Aleyhisselam'ın da
Cennetten ihracı ne hikmeti mebnidir? Hikmeti tavziftir diyor. Vazife. Yani ne kadar harika burası ya. Öyle gel de burada gıybette, Ahmet böyle dedi, şun böyle dedi. Basit şeylerle bitir yani. Mümkün değil. İmam Gazali'den bir cümle nakledeceğim. Diyor ki, insanlığının kıymetini bil, öldükten sonra bir daha insan olamayacaksın. İnsanlığının, insan olduğunun kıymetini bil. Çoğu insan, insanlığını değil, yaşadığının farkında değil. Yaşadığının farkında değil ya. Yemek yerken bile, hey ya ne yaptın lan? Öyle mi gitti ya falan? Yemek bile yemiyor, yemek onu yiyor. Yani yediğinin farkında değil ki. Yaşadığının farkında o kimler var? Namaz kılanlar yaşadığının farkındalar. Şöyle misal veriyorum, son misal bununla alakalı. Ben namazdayım, huzurun en zirvesi. Ama Allah'ı hatırlamıyorum. En zirve huzur sebebi namazdır, Allah'ı hatırlamıyorum. Namaz kılmayan nasıl Allah'ı hatırlayacak? Ben namazda Allah'ı hatırlamıyorum da. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bir sürü hesaplar yapıyor. Allah namazda olmazsa benim dünyamda. Namazı olmayan bir insanın dünyasında Allah olur mu? Allah olmayan bir hayat yaşanmış mıdır? Namazda Allah yok benim alemimde. Sonra hatırlıyorum Allah'ı. Baki bir zatın, baki esmasının cilvelerini gösteriyor burası. Baki bir zatın kim? Allah kim? Bu alem ve ben kim? Allah kim ya? Allah ne? Sence ne ifade ediyor Allah? Allah nedir sence? Ama onun baki esmasının cilvesini gösteriyor bu alem. Arkadaşlar ne olur? Elma elma değil. Kedi kedi değil. Dünya dünya değil. Birbirine bindirilmiş. Yani bir tanesi gelse dese ki hiç ömrünüzde odunu görmesen. Bak bu odun değil. Acayip yapı sistemi var bunun içinde dese. Hiç yandığını görmeyene nasıl anlatacaksın? Bunun içinde şu var, duman var, nur var, renk var, kül var, işte hacmi var, kütlesi var ama bunu meydana getirenin yok. Odunun kilosu var ama onu meydana getirenin kilosu yok. Mesela kablo düşünün, elektrik kablosu. Kablo, içinde bakır tel var. Bak kablo, tele hiç benzemiyor. Tele bak, telde olan elektrik benzemiyor bunlara. Bir de elektriğe benzemiyor. İnternet görüntüleri, resimleri, webler, sesler, suretler. Bir sürü şeyler gönderiliyor. Bak o da ona benzemiyor, o da ona benzemiyor. Dünya böyle işte, birbirine bindirilmiş bir alem. Kimisi kabloyu görüyor. Kimisi bakır teli görüyor bakarken, kimisi elektriği görüyor. Elektrik ne demek? Milyarlarca cihaz demektir. İşte bu alem böyledir. Diyor ki, çendan zahildir, geçidir, cidir fakat baki meyveler veriyor. Baki bir zatın, baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Ve çendan lezzetleri az, elemleri çoktur. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur. Bak, dünya çendan lezzetleri az, elemleri çoktur. Niçin? Fakat Rahman-ı Rahim'in iltifatı zevalsız hakiki lezzetlerdir. Yani mesela işaret-i cazda geçiyor. Namaz Allah diyor ki kalk sabah namazına. Külfettir diyor. Sıkıntıdır tabii. Normal değil. Bunu neyle kaldırıyor? Allah bana iltifat ediyor. Adam yerine koydu. Ey kulum kalk. Allah'ın bana motiveci olması, beni kale alması o külfeti ortadan kaldırıyor diyor. O lezzet. Allah bana diyor ki ey kulum. Yani Allah sana diyecekse ki ey kulum. Bu ne demek ya? Biliyorsunuz da Yavuz Sultan Selim'e bir adam geliyor. İşte borcu var da. İşte çok kıvranıyor. Resulullah'ı görüyor. Git ona söyle dedi. Sana yardım etsin de borcunu ödesin. Biliyorsunuz onu. Yavuz Selim'e gidiyor. Dedi ki benim borcum var efendim dedi. Şu kadar yardım edeceksin. Niye edecekmişim dedi.
Peygamber bana öyle dedi dedi. Ne dedi sana? Dün akşam teheccüde kalkmamasının bedeli olarak sana şu kadar yardım etsin, sana borcunu öder. Şimdi nereden bilecek onun teheccüde kalkıp kalkmadığını? Adam çıldırıyor ya. Bir daha söyle. Kulun, ümmetimden falanlar. Bana öyle mi dedi diyor, bir o kadar da veriyor. Bir daha söylet diyor, kaç defa söylüyorum. Her söylettirişte o kadar veriyor. Peygamber bana ne dedi? Ümmetimden diyor, git. Beni kabul etti diyor. Şimdi düşün bir Allah ya. Allah ya. Kulum diyor ya sana. Allah nedir yani alemimizde? Ne ifade ediyor? Ne anlam taşıyor? Diyor ki çendan lezzetleri az, elemleri çoktur ama ne var peki? Bunu ortadan kaldıran Rahman Rahim'in iltifatı var. Kulum deyişi var. Sana muhatap olmuş. Ne acayip bir şey ya. Allah ya. Bunu ne zaman anlarız biliyor musun? Allah nedir alemimizde? Sekeratta hiç böyle gördünüz mü? Görmüşsünüzdür. Ben çok yurt dışında da böyle sekeratta Kur'an okurken çok denk geldim böyle. Can verenler. Vermeyenler de rastladı mı? Bak böyle. Doktor dedi ki 15 gün bir ay şeyi var. Şöyle yatıyorsun kanser. Gözün bile... Ben hemen anlarım gözünde. Allah'ın izniyle bu işi yaptığım için. Şimdi yatarken bu adamın geçmişi nasıl? Mimiklerinde bile olmasa. Bak şöyle yatıyor. Bak şimdi. Böyle bakanlar var. Bak benim baktığım gibi. Şöyle bakıyor. Ben burada oturuyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin İlahir. Okurken adam şöyle bakıyor, tamam mı? Öyle bir derinliğe bakıyor ki, bak şöyle, ipi çeviriyorum, dağcıyım, tamam mı, bak ip, çengeli, jiiiit attım, dağın tepesine tutundum. O ip nedir? Gergindir değil mi? Tırmanırsın. Gergin olabilmesi için o ipin kancası bir yere takılmıştır. Takılmasa lapır lapır gelir değil mi? Şimdi böyle bakıyorsa bu bakış histir. Eğer oraya takıldıysa o his oraya takıldı. Ha, bunu geçmişi dolu geçmiş. Takılı duruyor. Bir şey önüne geliyor. Başka birisi var böyle. Kanser böyle. Boşluğa düşüyor gözü. Böyle bakamıyor. Boşluğa düşüyor. Çünkü gözünü takacak, ipi, kancayı atacak dağ tepesi yok ki. Bakışına bakın. Dolu bakıyorsa taktı oraya. Gözü pat ortaya kadar gidip düşüyorsa oraya kadardır. Ne zaman anlarız? Sekeratta. Allah göstermesin diyeceğim ama mutlaka gösterecek. Çünkü sekerat ani dahi olsa kazalarda yaşanıyor. Ya. Şimdi birisi vardı böyle. Böyle Yasin dinliyor. Dedim ki maşallah geçmişi çok güzel geçmiş. İyi video hocam. Birisi de var böyle. Gözü düşüyor. Gidiyor tak düşüyor. İp attı ama dağın tepesine takılmadı ki. Hissi takılacak bir şey yok. O bakış neresi biliyor musun? Geçmiş. Geçmişiyle geleceğe bakıp anda yaşıyor adam. Bir daha. Geçmişiyle geleceğe bakıp anda yaşayanın bakışıdır bu. Bir daha. Geçmişiyle geleceğe bakıp halde yaşamaktır o bakış. Demek ki bu dünyada külfeti, elemi çok var. Bir yüzüm tanesi de 10 tokat vurur ama kim var? Ey kulum deyişi var Allah'ın. Ne var? Rahman Rahim'in iltifatı zevalsız hakiki lezzetlerdir. Allah'ın muhatap olması var. Ya. Elemler ise bir tanesi dedi ki, ya öyle ama abi dedi, istediklerimiz olmuyor dedi ya. Dedim ki, Muhammediye'de okumuştum, şöyle yazıyor. Olmuş ha, Muhammediye'de yazıyor. Ya Ahmediye'de ya Muhammediye'de, kardeştirler de ikisinde eseri var. Ya, okumuştum orada, şöyle yazıyor. Bir şeyh, müridini yetiştirmiş. Ama acele etmek istiyor mürid. Bir yerde gidip vazife versin de yapayım. Madem gidecek, oğlum demiş,
daimi siyaset verecektim ama seni madem gidiyorsun. Efendim demiş, bana son vasiyetiniz nedir demiş. Muhammed diyor yazıyor. Bir de şaşıracağınız için 3 defa söyledim. Tamam, nerede yazılmış? Söyleyeceğim, çok ağır bir cümle de ondan. Şeyh diyor ki, müridine, mürid ne demişti? Son bana vasiyetiniz nedir demiş. Şeyh demiş ki, oğlum gittiğin yerde Allah'lık davasına girme, peygamberlik iddiasında bulunma. Tövbe estağfurullah. Hocam dedi ya, Allah'lık davası olur mu ya? Peygamberlik iddiası. İnsan da şimdi mesela bir senin hocan, abin sana böyle dese, ne ağır bir şey değil mi Ece? Salih. Dedi ki, her istediğim olsun demek Allah'lık davasıdır. Bu Allah'ta olur. Herkes beni sevsin demek peygamberlik iddiasıdır. Çünkü her Müslüman peygamberi sevmek zorundadır. Ama her Müslüman beni sevmek zorunda değildir. Her isteğim olmaz. Her isteği Allah'ın olur. Elemler ise, dünyadaki elemler ise, demek ki Allah emirler vermiş ya, sıkıntı olacak tabii. Kalkta abdest al, bilmem ne yap. Zor tabii. Zekat ver. Gel de ver yani. Can vermek kolay da para vermek çok zor. Can vermenin bir yolu var. Zekat vermek çok zordur. Çünkü zekat verirken şeytan yok. Yani canını verme diye. Aldatması var ama can vermenin şeyi yok. Ama zekat verirken Allah diyor ki Kur'an'da, verme, biter. Kur'an'da söylüyor. Şimdi, ha böyle bir amellerde sıkıntı var ama Allah'ın Rahman Rahim'in iltifatı var. Peki elemler peki? Bu emirlerdi. Elemlere nasıl bakılacak? Dünyada elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Mesela çiğ köfte acıdır. Niye yiyorsun kardeşim? Lezzetlidir de ondan. Lan, acı işte. Acının içerisine lezzet koyan Allah. Elemlerin de sevap var içinde. İçine onu koymuş. Allah Allah. Sevap cihetiyle mani bir lezzet yetiştiriyor. Sevap ne demek sevap? Pozitif enerji. Pozitif enerji. Neymiş biliyor musunuz? Ruhta bir kuvvet bulunan istidat çekirdeklerin malzemesiymiş. Sevap, ruhu Allah bir tarla gibi oraya ekmiş çekirdekleri. Sevap, bir sevap cinsi var, o çekirdeklere güneştir. Bir sevap çeşidi var, o çekirdeklere sudur. Bir sevap çeşidi var, topraktır. Bir sevap çeşidi var, o çekirdeğe muamele yapmaktır kimyevi. Ruhun teali ve tekamül etmesi için malzemelerdir. Sevap bu yani. Demek ki elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Yani servet ve sihat eğitici değildir. Çoğu zaman İmam Ali'ye göre gaflet ve dalalete götürmeye sebepmiş. Servet ve sihat. Ki ekser insanlar böyle olmuş. Hastalık ve fakirlik eğiticidir. Çoğu insanın hidayetine vesile olmuştur. Ben bu işin ortasındayım. Şimdi söyleyeceğim. Hasta tam hocam iyi değilim. Hocam iyi değilim falan. Tam şey yapıyoruz. Mesela bugün bir müdür yardımcısıyla görüştüm. Adam leylim leylim. Din yok hayatında. Ha, tamam. Karısı da önce aramıştı. Din yok. Sonra neyse kulağına şunu tebareke okuduk. Din yok işte. Oh, böyle olmak kalmanı ister misin dedim. İsterim hocam dedi. Daha iyi olmak ister misin? İstemez miyim? Eski halinde olmak ister misin? Hocam dedi, entihali çok düşündüm dedi ya. Ha, o zaman böyle olmak istiyorsan, bir, Hizbul Kur'an okuyacaksın. 5 vakit namaz kılacaksın. Ahsen-i Musa'yı 5-10 dakika mutlaka okuyacaksın. İnternet ve televizyonlardan uzak duracaksın. Evet. Peki, bunu yapmasan, sen bunu tattıktan sonra, bunu benden sonra yapmasan, 1, 3, 5, 7, 9, 19 gün sonra daha beter olacaksın. Çünkü bir tattın. Çünkü küfranı nimet olacak. Aman hocam dedi ya. Neler bir de söyler misin dedi. Şimdi istersen yapmasın bak. Hastalık ne yaptı? El freni çek takos koy. Yapacak mı yapmayacak mı? Yapacak. Ama Allah emretti.
Yapmadı. Namaz kıl dedi Allah. Yapmadı. Hastalık dedi ki namaz kıl. Kılacak şimdi. Öyle değil mi? Allah dedi ki kadına sabah namazına kalk. Kalkmadı. Çocuk ağlayınca kalktı. Değil mi? Ha, şimdi Allah dedi ki namaz kıl. Hastalık dedi ki kıl. İstersen kılma. Onun için nimettir ya. Hastalık ne yapmış? Yani onu, misal vermek için. Eylemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Ondan hastalık ve fakirlik eğiticidir. Servet ve sihat çoğu insana batıcıdır. Hazreti Ali'nin cümlesi öyleydi. Servetin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam daha çok. Madem meşru daire ruh ve kalp ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Gayri meşru daireye girmeye gerek yok. Meşru daire peki haram dediğimiz şey nedir? Domuz eti var. Bir de içki var. Peki helal eti sayın bana kaç tane var? Bir kere havada 100.000 tane kuş çeşidi var. 100.000. Toprak yüzünde 100.000 hayvan yaşıyor. 100.000 denizin dibinde yaşıyor. 300.000. Bir domuz yeme dedi. Ya o haram bu haram. Bazıları diyor. Onu yeme bunu yeme. Lan hangini yeme lan bir domuz lan. Bir domuz lan bu domuz. Onu yeme bunu yeme. Hangisi lan sana dediler. Ne onu bunu yeme. Bir tane lan. Yalan söyleme. 100.000 helal havada. 100.000 yerde. Ha? Bir tanesi dedi ki, abi dedi köpek balığı yenir mi dedi ya. Kuyruğunun belirli bir miktarından sonra yeniyor kardeşim. Ya hadi 300.000. Ya düşür 100.000'e düşür ya helali ya. 100.000 tane hayvan çeşidi var. Bir tane de mi? Peki içki içme, zıkkım içme. Peki içecekleri say bana. Elmadan, havuç suyundan, nardan, ne şerden değil mi? Ya haddi gelmez ki nimet Allah rahat olsun. Saymaya kalksan bitiremezsin. Şimdi o haram bu haram. Ne lan o haram bu haram? Bir tane lan. Zine yapma meşru helalim var. Bana söyle bir tane helal olmayan bir şey var mı ya? Hepsinin helali var. E ne giriyorsun ki harama? Ne gerek var yani? Zaten kaç sene kaldın? Dişini sık zaten vefat edeceksin ya. Az kal zaten öleceksin yani. Bir şey kalmadı. Bugün yarın gidiyorsun. Dişini sık yani. Demek ki madem meşru daire, ruh, kalp, nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Gayri meşru daireye girme. Niçin? Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bir elemi var. Girdik 10 dakika lezzet yaptık gayri meşru. Vicdanlı olanlara söylüyorum, sana söylüyorum, kendime de dahil. O 10 dakika seyrettiğimiz, yaptığımız günahı 10 seneden beri tövbesini yapıyor musunuz? Yapıyoruz değil mi? Silindiği de belli değil. Hazreti Ömer'in sözüdür radıyallahu anh diyor ki kısa bir dönem yani 10 dakika diyeyim şimdi. Kısa bir dönemde yaptığınız bir günahın diyor ömür billah tövbesini yaparsanız onun da tövbenin kabul olduğunu da bilemeyiz. Vicdan azabı da çekeriz yani tamam mı? Tövbenin dışında bitireceğim. Peki 10 dakika yapmaksa daha kolay değil midir diyor. Seyrettiğimiz o filmler, yaptığımız o günahlar kaç seneden beri onun bedelini ödüyoruz. Vicdan azabı, tövbe, estağfurullah diyoruz, estağfurullah. Ha değer mi ya? İşte lanet olası hepimizde var işte bu nefis işte. Bu firavun. E bu derse gelmenin güzelliği şu. Ha bu böyle bir adam varmış yani. Kendimizi üçe ayıracağız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bunu bir insan kendisini üçe ayıramazsa vesveseden kurtulamaz. Vehimden kurtulamaz. Üçe ayıracağız. Burada bir kişi oturmuyor. Bu bedende bir kişi oturmuyor. Vesvese vehime muptela olanların sebebi buradan çıkan düşünce ve istek ve haletlere, hislere ben zannediyor. Şeytanın işini kendinden zannediyor. Oysa bu. Odundaki duman, odundaki nur, odun. İki zıt bir arada. Ha, ver azını payını. Bu diyor. Ayıptır ya. Verme. Ya, olur mu ver ya? Gitme derse. Yorgunsun ya. Olur mu lan? Ruhun rahatlığı var. İki tane şahsiyet yok mu? İki tane şahsiyeti ayırt edemezsen şöyle dersin.
Allah, ulan ben ne rezil bir insanım ya. En yakınıma bu garip garip duygu nasıl geliyor ya? En yakınıma, mahremine böyle bir şey olur mu ya? Bu kendini üçe ayırmadın mı? Öyle dersin. Oysa şimdi ne diyeceksin? Olur, ne olur? Bu adam senin alakası yok ki. Bu serseri kendini üçe ayırırsa mesela neyse vesvese dersini dinlersiniz, görürsünüz. Üçe ayıramayan şansı yoktur. Şimdi o zaman şöyle diyor. O dairedeki bir lezzet, bir lezzetin bazen bin elemi olur. Bin. En azından elemi şu. 10 seneden beri 10 dakika günahın bedelini ödüyorum ben. Birisine telefon ettin. Tamam, umumi telefonu da şeyini ücretini vermedik, tamam mı? Telefon etti. Kim sana telefon etti? Kaydetmiyor telefonumuz bizim. Ve ayrı ücretmiş ben. Sen bana telefon ettin mi? Kayıtta düşer. Fırça attım. Benim de ters günüme denk geldi. Bize öyle bir sıkıntısı vardı psikoloji. Belki de inan 3 aydır o 3 dakika belki 5 dakika sabredip ona izah yapabilirdim. Yapmadım. Ya işim var dedim ya. Şimdi mi buldunuz? Peki hocam dedi. Kapattım. 3 aydan beri azap çekiyor. Ve dua ediyorum. Allah'ım onu bir daha dönder de bir daha cevap ver. Ya günah, ya bir de günah olsa düşün. Ya öyle değil mi? Ha bazen diyor bak. O dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan daimi ve baki bir lezzet olması lazım. Dünyadakiler hakikaten acayip bir şey ya. Suret ya. Suret. Lezzeti yapıyorsun. 10 dakika yaparken bile elem alıyorsun. Bittikten sonra küllüme zaten elem. Ona ne yapacağım ben şimdi diyor. Bir tane söyle demişti. Baktım Allah'a bu derste sonradan diyor telefonla diyor ki böyle bir günaha düştüm. Günahın içinde bile elem alırdım diyor. Günah yaparken bile. Günahtan lezzet. Günahı yaparken siz lezzet alamazsınız. Bir daha söylüyorum. Günah yaparken lezzet alamazsınız sefihler gibi. Sefihler bu dersi duymamışlar, bilmemişler. Vicdanlarında bu bilgiler yok. Vicdanlarında bu inkişaf olmadığı için günahtan bile gaflet yüzünden lezzet alabilir. Aynı günahı sen yap, onun kadar lezzet alamazsın. Günah bile, yapma bile kabiliyetimiz yok artık. Onu da bil. Boşuna heves etme. Çünkü onlar gibi lezzet alamazsın. Çünkü vicdan diyor rahatsız edecek seni. Yaparken neticeyi demiyor ha, günahın sonunda demiyor. Mesela yaparken vicdan seni rahatsız edecek. Ya şey diyor ki televizyon seyrederken lan lanet böyle bakıyor. Lanet olsun ya. Tabii. Ya peki rahat ötekisi gibi seyretsene ya. Seyretti göreyim. Tövbe estağfurullah. Bir an yap da göreyim. Ötekisi. Senin vicdan rahatsız. Yapamazsın boşuna. Günah cihetiyle kabiliyetin yok diyeyim sana. Kabul edinir mi? Onlar gibi lezzet alamazsın. O bitti. Bir kere kaptırdın kendini namaza. Bir şansın yok artık. Hem hakiki ve daimi lezzet olan irtifat-ı rahmaniyi kaybetmeye sebeptir. Allahu Ekber. Mesela Allah dese ki tövbe misal. Tamam lan gir lan. Gir cennete git. Tamam git ama razı değilim ama hadi gir. Cennet olur mu? İltifatsız cennet. Ha en büyük nimet Allah'ın iltifatıdır. Bir de gir kulum. Allah iltifat etmesi. Allah'ın iltifatı Allah'ın emirlerinin içindedir. Allah'tan iltifat almak onun emirlerinin içerisindedir. Ya bak ne diyor? Hem hakiki bir daimi lezzet olan iltifat-ı rahmaniyi günah cihetiyle kaybetmeye sebeptir. Allah'ın iltifatını kaybettikten sonra bu elimle o kadar ceset yıkadım ki o kadar insan gömmüşüm ki gitti.
İltifat ilahiyesi vardıysa yolun açık olsun. Eğer iltifatı ilahiye yok, gazap ilahiye varsa bu neyle telafi edecek? Ve hepiniz indirmişsinizdir. Bu elimle o kadar mezara insan indirmişim ki. O kadar ki. Bazen biz yıkamışız. Bunu Türkiye gibi belediye yıkamıyor. Avrupa'da sen yıkıyorsun. Hastanede morg yeri var, sen yıkıyorsun. Sana oda veriyorlar. Tamam. Ondan sonra getiriyorsun vesaire. Ne simalara denk geldim. Ne güzel simalara da geldim ama azama. Ne şeyler ya, morgdasın ya. Yakınları bile yardım etmiyor sana, korkuyor. Sen evirip çeviriyorsun, tamam. Bir kafayı çeviriyorsun, bir şeyini çeviriyorsun, kıçını çevireceğim bile. Ama ne korkunç simalar da var. Peki ne oldu? Değdi mi ya? Peki tam da ne? Hani gün, cehenneme gitti bir adam diyelim İsa. Ya geldim ama değdi ya. Dünyada epey şey yaptım. Diyor ki be kardeşim. Değmiyor. Hasan abi bir şey soracağım. Hani ilk adamı yıkadın ya ilk. İlkini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Ondan sonra... Ama burayı hiç sorma. Birkaç defa abdest almışım. İlkinden sonra yani 2, 3, 4 olmuyor mu? Evet. Fakat dersten çıktıktan sonra bu enfüse başladım ya biraz. Enfüse başlayınca değil başka bir şeyle açılıyor. Hani enfüse derslerle adamın simasına bakıyorsun, tamam mı? Simasına zaten harita gibi nereye gittin diyorum cesede. Bana söylüyor nereye gittiğini siması. Belli ya. Çünkü sima hum fi vücum min eseri sucud. Okuyoruz ya. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Ya, sucud ne yaptığı? Her şey orada. Elsinetikum elbanikum. Lisanlarınız ve simalarınız. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Detay değil de. Değmez. Değmiyor. Allah'ın iltifatını kaybetmeye değmiyor. Ne olacak? Zaten üçte bir geceyle geçiyor. Ben hesap ettim. 60 sene yaşayanın günde 2 defa tuvalete gitse, günde 2 defa gitse, her geçişte 5 dakika verse, günde 10 dakika tuvalette gitse, 60 sene yaşayanın tuvalette geçen ömrü 150 gündür. Lan 150 gün zaten tuvalette geçiyor. Demek ki hakiki ve daimi lezzet olan iltifat-ı rahmaniyi kaybetmeye sebeptir. Hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfel-i safiline insanı öyle bir sukut ettiriyor ki hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları. İmansızlığa, hatta değil imansızlığa, psikoloji ya. Ayağın kesik, protez çare, ama oldun, sopa çare, sağır oldun. İşaret çare, psikolojin gitti, her şey gitti. Neyle tedavi edeceksin? Ya? Neyle tedavi edeceksin? Evet. O kuyu var o psikoloji, o depresyon, o buhran, bunalım. O intihar eşiğinde olanları sor. Bu kardeşine çok müracaat eden var da. Adam böyle ders dinliyor. Niçin insan bunalır? Dersini yapıyorum cenaze evinde. Öyle. Bu Türkiye'de, o yurt dışındaki değil. Dedi ki, dedim ya muz eşyası mı seyrediyorsun? Böylelikle dedim. Dedi ki şu andaki ne iş yapıyormuş? Rezistans denen bu siteler yapan. Ereğli'de mi? Sinop'ta mı? 7 tane fırını olan. Biz yanındaki söyledi de ondan biliyorum. Dedi ki hocam dedi şu andaki huzurum sabaha kadar devam etse dünyada bütün servetim yok olsa. Peki bu ne demek istiyor? Ruhundaki cehennemi düşünün. Dedim sen gel. Sohbette sonra yanıma gel. Bak şimdi Risale okuyor. Ya, değmiyor. Sana yapma demiyor. Lan bir zıkkım yeme. Onu içme. Bak hepsi helal. Tamam. Kahve o dumanlara gideceksin. Ha bu kahveye gel işte. Kahve kıraathane. Yanlış isim ver şu anda. Kıraathane. Ne demek kıraathane? Okuma yeri ya. Kitap okuma yeri. Kumar oynama yeri değil ki. Kırat, kırat,
yazma, çizme, okuma, dinleme yeri yani. Tamam. Pastahane ne demek? Pasta yapılan yer. Postahane, hastahane, hasta yapılan yer. Şifahane değil ki. Gittiğin zaman birisine laf açacaksın, orada hasta olacaksın demektir. Hastahane, hasta yapılan yer. Şifahane değil ki. Hastahane. Ondan hastane demişler. Hedeko'yu de kaldırmışlar. Hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfel-i safiline insan öyle bir sukut ettiriyor ki hiçbir medeniyet çıkar da göreyim madem bir felsefede. Nasıl çıkartacaksın? Hiçbir felsefe ne yapıyor? İlaç veriyor, aklı yutuyor. Çare bu. İslam ise Kur'an'la, tefsirleriyle, maneviyatla, zikirle, evratla, doğru yaşamayla aklı aktif ediyor. Yakülün, takülün, efele tefekkerün, efele tedebberün gibi ayetlerle aklı esas aldırıyor. Aklını başına alıyor. Hastalığa ama şimdi psikoloji noktasında çare ne bulmuş ilaçta? Aklı devre dışı yapıyor. Aklı üştürüp manyak manyak böyle leylim leylim olmuş ya. Ne yapsın? Akıl başa bela olunca ne yapsın adam? Ama İslam aklı kıblesine koyuyor. Aklı olduğu için onları düşünüyor. Aklı olduğu için onlarla mücadele ediyor. O zaman ne yapacak doktor? Aklı devre dışı yapıyor. Ama din eksenli, ruhani bir eksen, psikoloji tedavilerine bak bakalım. Gir mesela bak, nur dersine gir. Bak o ruhani psikolojilere bak bak derste. Risale-i Nur eksenli. Ne kadar hoş ya. Diyor ki, bu niçin söylüyorum? Hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe, yani felsefe yorum, öğreti, anlayış, Kur'an'dan kopuk bir insan düşünüşü, felsefe o. Ona çare bulamadıkları ruh nasıl tahammül edecek? Çünkü bugünkü Avrupa medeniyeti insanı et ve kemikten onaylıyor. O noktada çare sunuyor. İnsanın ruhunu kabul etmiyor ki ruhsal hastalığı kabul etsin. İnsan demek bu vücuttur işte. Tiroid bezleri bozuk. Serotonin maddesi o aktif olmuyor. Ondan huzursuz. Tamam, doğru. Al bakayım serotonin maddesi aktif olsun, huzurlu olsun. Ama bu tiroid bezlerinin niçin kim bozduğunu bilmiyor. Yani şeytan, cin ve ervah habisi bilmediği için, kabul etmediği için onun yaptığı tahribatı da tamir edemez. Ancak tamir, tahrip olanı görür. Organı tamir eder. Kim bozduğunu bilmez. Hemen bir yaftası var zaten. Psikolojiktir diye yapıştırıyor. Psikoloji bu cin mi yaptı, şeytan mı yaptı, ervah habise mi yaptı? Bir şeyi tamir etmek için o şeyi tanıman lazım. Sevgili arkadaşlar buna niye girdim? Size çeşitli çeşitli düşünceler önerecekler. Bu felsefedir. Din eksenli çözüm yoksa 10 sene değil 20 sene psikoloji ilaçtaysan gene aynı yerdesin. Başladığın yerdesin. Bırak ilacı gene aynı baştasın. Ancak aklı inşaattan kalsın. Aklı inşa, kalbi ihya edersek. Yani aklı çalıştırmanın yolu terkler, kalbi çalıştırmanın yolu tecerrütlerdir. Doğru düşüneceksin. Doğru eylem, doğru yerde olacaksın. Doğru yapınca bu sefer doğru eser çıkacaktır. Niçin girdim? Hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde. Söyleyin bakalım, vefat edenin kabir ve sonrasını neyle izah edecek? Kimya ile çözebilir misiniz mezardan sonrayı? Mezara girdi adam. Nereye gitti? Matematikle çöz, felsefeyle çöz, psikolojiyle çöz. Ya insanın en büyük meselesi kabir değil mi? Kabir ve sonrasını nasıl izah edeceksin ya? İnsanın en büyük problemi ya, uykunu kaçıyor ya. Hiç ölümü görmediniz mi yanınızda? Hiç mi babanızı indirmediniz ya? Hiç mi kefeni sarmadınız? Sen de böyle olacaksın de, deyince çare nedir? O korkuna çare neyi bulacaksın? Din ve iman, ameli salihten başka bir çare var mı? Nereye tutunacaksın? Sekerat geldiği zaman kafana tümör çıktı baş ağrısından ve kaşıntıdan oldu da onun için. Kaşıntıdan gitmiş adam. Gitmiş. Tümörsün dedi. Çapada ha şimdi yatıyor. İyi ki hatırladım ha gideceğim şimdi. Ha bugün giderim ya.
Ha sana sonra. 22 yaşında. Ya Çapa ya Cera Paşa, ikisi de cede. E peki, hadi bakalım. Amelin yok. Yorumla bakalım o mezara. Artık ölüm bütün çıplaklığıyla karşına çıktı. Seni artık gaflet aldatamaz. Artık televizyon yok. İnternet yok. WhatsApp grubun yok. Cep telefonu yok. Ölümünü bekleyen kurbansın. Şimdi kafan kesilip toprağa atılacaksın. Hadi neyine güveneceksin? Ölüyorum ama Mercedes var yukarıda. Kasa para dolu. Ağaydım, paşaydım, rütbeler vardı. Hadi bak. Ölüm ve sonrası ki insanın en büyük problemi budur. Dinden ve ameli salihadan başka çözümün yolu yoktur. Arkadaşlar ne olur üçüncü kez söylüyorum. Böyle yattığın zaman itikadımız ve salih amelimizi tutunuyoruz. Hani dağcının ipi çevirir ya, fırlatır, dağ tepesine çengel kalır. O zaman ip gergin olur, o zaman tırmanılmayacak yere tırmanırsınız. Normal çıkamazsınız o kayalıklardan ama ip tuttuğunuz için çıkarsınız. İşte ameli salih de budur. O dağ tepe imandır. O attığın ip ameli salihtir. Çıkan da sensin. İtikattır. O imandır. Çıkan itikattır. Tutunduğun ameli salihtir. Tepen olsun. İpin olsun. İşte ne diyor? Hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir fen, hiçbir felsefe kabir ve sonrasını izah edemez. Çözüm sunamaz. Ne diyor? Yok oldu diyor. Ama yok oldu diyen adam, hiçlik diyen adam, reddettiği aleme, hiç dediği aleme gidiyor. Maalesef oraya gidiyor. İnkar ettiği aleme gidiyor. O da tuhaf değil mi? İnkar ettiği yere gidiyor. Siz kimsiniz? İnkar ettiğin yeriz. E peki siz zatınız kim? İnkar ettiğin melekleriz. Peki, ya aman ben geri gidiyorum, iman edeceğim. Badeler abi bassın ha. Bak ne diyor? Hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kelamat-ı fenniye, profesör, insanı çıkaramadığı halde Kur'an-ı Hakim iman ve amel-i salih ile o esfel-i safiline sukuttan insanı Allah-ı illiğine çıkarır. Ve diyor ki merak etme diyor, kirlenmiş çamaşır gibi diyor, sepet atarsın. Çamaşır, şimdi odanızda çamaşırınız karanlık yerde katlı ama size sıkıntı veriyor mu şu anda? Vermiyor. Ha sen de eskimiş elbisesinden diyor, ustad cesedi eski diyor, eskimiş elbise diyor. Eskimiş elbisesinden çıkıp yıldızlarda gezmeye gidiyorsunuz diyor. Zulümat-ı dünyadan bağıstan nuruna çıkıyorsunuz diyor. Ha? Adem'den, hiçlikten kurtuluyorsunuz. Elemden, amelden kurtuluyorsunuz. Mükafat ve ücret almaya gidiyorsunuz. Bunun sunduğu nedir? Yılan, çıyan, akreplere yem olmaya gidiyorsun diyor. Şusu, çareye bak yani. Ölüm nedir? Zindani dünyadan bostan-ı cinana açılan bir kapı. Öyle değil mi? Bağıstan-ı nura açılan zulümatlı dünyadan. O ne sunuyor? Nasıl çıkacaksın? Kur'an-ı Hakim an şartla iman ve amel-i salih ile o esfel-i safiline sukuttan insanı Allah iyiliğine çıkarır. Yani perişan insan ya. Perişan, ölüm karşısında perişan. Kanser karşısında perişan. Teslim olmuş. Ama Kur'an ise merak etme. Fani bir ömrün gittiyse baki bir ömrün var. Diyor. Ve toprağa giriyorsun. Toprağa giren çekirdek gibi. Nasıl ki alemin şehadete, nur olan şu dünyaya ağaç oldu. Sen de diyor bu bedeni bıraktıktan sonra ruhun alayiliğine çıkacak diyor. Diyelim ki böyle bir şey yok, haşa. Din söyledi, Kur'an dedi ki öldükten sonra böyle bir alem var. Felsefe de dedi ki yok öyle bir şey yok. Diyelim ki öyle bir şey hakikaten olmasa. Dinin bu söylediğine inanmak bu dünyada bize psikolojik dayanma gücü verir. Bize pozitiflik verir. Yani ahiret olmasa bile haşa,
İnsanın bu dünyada kaybedeceği bir şey yok oraya inanmak. Çünkü niye? Oraya inanmak çok sıkıntılarımıza teselli olur. Sıkıntılarımıza, dertlerimize kefaret oldu. Nasıl cennete gideceğiz diye insan bu dünyadaki hadiseler tahammül olur. Yani Allah'a ve ahirete inanmanın haş ahiret olmasa bile dünyada böyle yaşarsak dünyamıza zarar vermiyor. Tam tersine dünyada güzel yaşamamıza sebep veriyor. Ala elini çıkarır ve dalaleti kati ile çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamakları ile ve tekamülat-ı ruhiyenin cihazatı ile dolduruyor. Ve bitti. Bir de okuyorum şu cümleyi. Kur'an-ı Hakim iman ve ameli salih ile o esfeli safiline sukuttan insanı alayiliğine çıkarır ve delaili katiye ile kesin delilleriyle çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu, niye derin? Kuyuya girdin mi kardeşim, öldün mü? Çıkış yok. O derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla, o manevi hallar var ya, hazlar. Şu anda derste huzur yok mu yani? Böyle hazınız yok mu? İşte bunun adı ne diyeyim? Terakkiyat-ı maneviye. Eğer Allah sende hazır olmasa sende huzur olmaz. Bazı tipler de olabiliyor çünkü denk gelmişim. Koca 45 dakika bir saatlik dersi dinliyor. Getiren diyor ki, ne buldun diyor. Yani nasıl oldu diyor. Derse ilk defa geldin. Tamam da diyor. Boş ver dersi diyor. O halılar nereden geldi? Adam nasipsiz yani. O ampuller nereden çarpılıyor diyor. Tamam. Ha, neyse biz müsbete gelelim. Şimdi huzur yok mu? Ne demek biliyor musunuz? Veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Huzur olmuyor. Kur'an okurken veya derste. Ne demek biliyor musun? Allah kendisini sana aralıyor. Razıyım senden demektir. Şu anda huzur, hazır olduğu için huzur var. Hazır olmasa huzur olmaz. Allah Resulü'nde huzuru daimi vardı. Bizde dönem dönem huzuru daimi yok. Derece derece, felemsal felemsal, derece derece de huzur olur. Huzuru daimi Resulullah'ta vardı. Çünkü devamlı hazırdı. Ha, diyor ki, o kuyu var ya, dipsiz kuyu, kabir. İman ve ameli salih ile esveli safiline sukuttan insanı alayına çıkarır ve o delaili kati ile çıkarmasına ispat ediyor. O derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla, halet, kazandığımız haletler var ya derslerde, namazlarda, terakkiyat-ı ruhiye basamakmış o kuyudan çıkmana. İki, tekemülat-ı ruhiyenin cihazatlarıyla, tekemülat-ı ruhiye, tekemülat, kemal kazanmış bir ruhun cihazlarıyla, inkişaf etmiş cihazlarıyla o kuyuyu dolduruyor ve sıyırıyor. Uyku gibi yatıyorsun. Fakat oho, adam gitmiş. Ceset burada kolayıp dursun. Adam gitmiş. Yatakta yattığının farkında mı? Oysa horlamasını bile duymuyor. Ama o anda bak, bu horlamayı buradan duymuyor. O anda rüya görüyor. Oho, neler lezzetler yapıyor. Bu horlamadan öteki o da rahatsız oluyor. Bu adam rahatsız olmuyor. Kendisi rahatsız olmuyor. Öteki o da rahatsız olur. Adam o anda horlamasını duymuyor, rüyada sesler duyuyor. Bu burada yatıyor, rüyada dolaşıyor, keyif lezzetler yapıyor. Korku olduğu zaman terden su oluyor. Ne oluyor? Buna niye fatura çıktı? Bu mu koştu? Yok. Niye buna fatura çıktı? Ruh kopuk değil ki. Heh, buna da benzemez kabir hayatı. Bak cesedi oda kabrine, ondan sonra yorganın altı da nedir? Perdeliklerdir. Pijamalar da nedir? Senin kefenindir. Ha. Ama buradan çıkmışsın, nerelere gidiyorsun? Ha, kabire de ceset böyle girdikten sonra Allah'ın izniyle Müslüman iman ve ameli salih ile tekemülat-ı ruhiye ile kazanılan o halet-i ruhiye ve kemalat-ı ruhiye ile insan o kabirdeki çukuru doldurup
Basamak yapıp öteki tarafa geçiyor. Ona delil var mıdır? Şu anda yaşadığınız halettir. Şu anda yaşadığınız huzurun adam gavur veya gafil sizdeki şu huzurun gramını rüyasına girmez. Şu andaki huzurun varlığından haberi yok. Eğer şu andaki huzurun varlığından haberi olsa var ya, sizin kafanızı keserler ki o haletinizi alalım diye. Şu anda cennet asa bir bahçede olduğunuza delil, İslam'ın ve imanın delili nedir? Şu andaki fiili tezahürü olan huzurdur. Huzur. Batılda huzur olmaz. Şu anda huzur varsa hazır olmuşlar demektir. Ve ahir devahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim abi. Aa tamam. Aşır mı abi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا أموالكم وأنفسكم
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الله قياما وقعودا
يذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ما شاء الله Thank you.
ربنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اهد أمة محمد. اللهم اشف أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. يا ربي ancak sana kulluk ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Sen bizleri kendine layık has kul eyle. Amin. Efendimize layık hayırlı ümmet eyle. Amin. Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Ya Rabbi sen affedicisin, affı seversin. Bizlere de affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hakkımızda her şeyin en hayırlısını ve helalini bizlere lütfeyle. Amin. Rızıklarımızı helalinden, bol hazninden ikram eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle. Umduklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batılı bilip batıldan da uzak durmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ümmeti Muhammed'e mağfiret ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'in dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar, hasta kullarına da en kısa zamanda acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Na murad olan kullarını ber murad, naşad olan kullarını da handan uşadan eyle ya Rabbi. Buraya uzaktan ve yakından gelmiş olan kardeşlerimizin de gönüllerindeki hayır muratlarına nail eyle. Maddi manevi bütün sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Ailelerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Eşlerimizi, evlatlarımızı göz aydınlığımız eyle. Takva sahiplerine, müttakilere önder eyle, imam eyle ya Rabbi. Efendimiz senden hayır namına ne istediyse biz de onları istiyoruz, lütfeyle. Amin. Peygamberimiz senden nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ilmimizi arttır, ihlasımızı arttır, imanımızı arttır, ahlakımızı güzelleştir, takvamızı arttır ya Rabbi. Amin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi, sevdiklerine de sevdir bizi ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an-ı Kerimlerden, getirilen salatü selamlardan, yapılan sohbetten hasıl olan ecr ve sevabı evvelen ve bizzat hulesai mevcudat ekmelü tahiyyat ahseni takvim. Sevgililer, sevgilisi, güzeller, güzeli, canlar, canı, biricik Peygamber Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bütün Peygamber Efendilerimizin ruhlarına, bütün ashab-ı kiramın, ehli beytin, ulemanın, şehitlerin, gazilerin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile bizlere kadar getiren, bütün hocalarımızın, üstadlarımızın, öğretmenlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Buraya uzaktan ve yakından gelmiş olan kardeşlerimizin de ahirete göç etmiş olanlarının ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Vefat eden İbrahim Yıldız abimizin, Nuh kardeşimizin de yeni doğan bebeğine acil şifa ihsan eyle, hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Vefat eden bütün geçmişlerimize, bilhassa İbrahim abimize de gani gani rahmet eyle. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla purnur eyle. Makamlarını cennet eyle. Bizlere de son nefeste kamil iman nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyid al-awwalin wal-akhirin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, vatanımızın, milletimizin, alemi İslam'ın her türlü tehlikelerden muhafazası için, şehitlerimizin ruhlarının şad olması, gazilerimizin de en kısa zamanda şifaya bulmaları için, Rabbimizin rızası için elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.